Kuyum Haber'den herkese merhaba. Organizasyon sektörü için de bir buluşma noktası oldu. Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli başkanlarımız burada ve Bursa Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın İsa Altı kardeş de yayın konuğumuz olacak. Hem organizasyonu değerlendireceğiz hem de Bursa ile ilgili sorularımız var. Yaz ayları bakalım Bursa'da kuyumcu esnaflarımız için nasıl geçti onu da yine başkanımıza soracağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'cığım. İstanbul Jeweler Show başkanım, dünya çapında bir organizasyon özellikle. Siz nasıl gözlemlediniz bu yılki organizasyonu? Evet, dediğiniz gibi 56.sı yapılıyor. Biz yaklaşık olarak sektörel anlamda 32 senedir bu sektörün içindeyiz. Biz de 32 senedir bu fuarları takip ediyoruz. Ama bu sefer geldiğimiz zaman, baktığımız zaman Türkiye'deki ve dünyadaki krizle bağlantılı sektörel anlamda bir düşüş vardı 2024 yılında. Pandeminin sonrasındaki en kötü düşüş diyebiliriz. Bu sene perakende de bu sorunları yaşadık. Ama bakıyorum ki yansıması fuara da yansımış. Bununla ilgili genel anlamda bir sıkıntı olduğunu gördük. Ama umuyorum ki bundan sonraki fuarlar veya bundan sonraki sektörün gelişimi bu şekilde olmaz. Daha güzel seviyelere gelir diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Çok kalabalık mı? Değil. Alışveriş oluyor mu? Bakıyorum. Alışveriş evet biraz oluyor. Yurt dışından yabancıların Orta Doğu'daki sıcak savaş muhabbetinden dolayı endişelerim var, bilmiyorum. Onun etkisi de olabilir. Çarşamba ve cumartesi günü ilk defa böyle bir şey yaşanılıyor. Daha önce pazar günleri dahil olmak üzere. Evet, şu an mutsuz gibi görmüyorum esnaf ama mutsuzluğa yakın bir görüntü var hepsinde. İnşallah bundan sonraki süreç daha iyi geçer diye umut ediyorum. Başkanım, iç piyasayı da sormak istiyorum. Tabii yaz aylarını geride bıraktık, düğün sezonu. Ama bir yandan da tabii ki altında hızlı bir yükseliş var. Nasıl etkiledi bu altındaki hareketlilik işleri? Yaz Bursa'da esnaflarımız için nasıl geçti? Şimdi Bursa Türkiye'nin genel anlamda 81 vilayet olarak değerlendirdiğimiz zaman 17 ilçesi olması hasebiyle ve kültürel o anlamda da altına karşı bakış açısı çok iyi olan illerimizin başında gelir. Dediğim gibi 32 yıldır bu sektörün içinde olan bir kişi olaraktan bu sene biz de evet biraz düşüş yaşadık. Bu düşüş perakendeyi ne kadar etkiledi? Bu bir zincir halkası gibi düşünelim. Perakende etkileniyorsa toptancı da etkileniyor. Toptancı etkilendiği zaman dünya piyasası da etkileniyor. Evet, %30'luk bir düşüş var. Ama biz bununla ilgili yeniliği takip etmek zorundayız. Fuarları takip etmek zorundayız. Sektörün güncel anlamda nereye gittiğini çok iyi takip etmemiz lazım. Çünkü bizler buralarda olmamız gerekiyor. Buradaki eksik ve artıları şehrimize döndüğümüz zaman, perakendeci arkadaşlarımıza yapacağımız toplantılarda sektörde ne gibi yenilikler olması gerektiğini, onlara bilgi vermemiz gerekiyor. Yani 2025 yılıyla alakalı yapılması gerekenleri şimdiden hazırlık aşamasına girmemiz gerekiyor. Ürün konseptlerinin altının bu kadar yükseldiği süre zarfında imalatçılarımızın gram anlamında gramı biraz altın yükseldiği zaman ürün kalitesini düşürmeden aynı gösterişi biraz daha gramını azaltabilip fiyat oranını endeksleyebilir. O geçmişteki yaşadığımız ticaretleri tekrar yapmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar var. Bunların hepsini işte geliyoruz, istişare ediyoruz. Şehrimizde işteki perakendecik arkadaşların hepsine destek olmaya çalışıyoruz. Biz Bursa olarak genel anlamda hiçbir zaman için sektörel anlamda eksiğimiz var demiyoruz. İşlerimiz her zaman güzel, bereketli oluyor. Evet, yurt dışındaki insanlar, gurbetçilerimiz bu sene sadece Bursa özelinde değil, Türkiye'nin bütün illerinde gurbetçi eksikliğimiz var. Gurbetçi denilince gurbetçiyi bekleyen bir perakendeci bir sektör değiliz, onu söyleyelim öncelikle. Çünkü onlar yurt dışında gerçekten zor şartlarda kazanıp kendi ülkelerinde, kendi şehirlerine geldikleri zaman yatırımlarını veya takı zevklerini en güzel şekilde İtalya'nın önünde olan bir Türkiye'nin altın sektöründe kendi illerini tercih ediyorlar. Biz de onlara çok iyi yaklaşımlarda bulunuyoruz. Biz onlardan memnunuz, onlar da bizlerden memnun. Ama bu sene biliyorsunuz Türkiye'nin işte Avrupa Kupaları maçları vardı. Almanya'da oynandı. Oraya yakın olan ülkelerle ilgili bütün herkes oraya gitti. Bu süreç başarıyla beraber biraz uzadı. Biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Ben özellikle 2024'teki artı ve eksileri koyduğum zaman gelemeyenlerin 2025 yılında bir yıl sonra ömrümüz olduğu süre zarfında tekrar illerinde güzel alışverişler yapacağını düşünüyorum. Sektörel anlamda da bütün illerdeki tüm başkanların ve sektör içindeki olan tüm arkadaşlarımızın hepsine bununla ilgili yenilikçi olun, güler yüzlü olun,
Doğru fiyat politikasını uygulayın. Gelecek her zamanki gibi sektörümüz anlamında güzel. Her zaman söylediğim bir şey var. Bizler başkanlar olarak ve sektörün temsilcileri olaraktan şu şekilde düşünüyoruz. Biz sektöre önce katkı sağlayacağız, sonra da ekonomiye faydalı olacağız. Devletimizin yapmış olduğu, almış olduğu kararlarla ilgili tüm başkanlarımız ve sektördeki tüm arkadaşlarımız sosyal medyalarda geçen, mecralarda geçenlerin aksine sayımları yapılıyor. Gerçekten devletinin yanında oluyor. Devletin ihtiyacı olduğu zaman her anlamda destek olan bir yapıyız. Bu yapının üzülmemesi gerekiyor. Bu yapıya destek olunması gerekiyor. Buradan da ben bu şekilde bir çağrıda bulunmuş olayım. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Değerli görüşleriniz için.